Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Zariyat suresi 51. sure. Bismillahirrahmanirrahim. Sureti Zariyat 74 ayet. Mekke'de nazil olmuş olup 60 ayetten ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zariyati zerva. Zerva ifadesi mef'ul-i mutlaktır. Yani mastar olaraktan ve zariyat. Kur'an-ı Kerim'de ki burada da 4 tane Cenab-ı Hak yemin ediyor, kasem ediyor 4 şeye. Kur'an-ı Kerim'de adına kasamat-ı Kur'aniye denilen Cenab-ı Hakk'ın ki daha önceki geçen ayetlerde vel kamer geçmişti. Ondan önce vel necmi geçmişti. Ondan önce ve şems gibi Cenab-ı Hak yıldız olsun, ay olsun, güneş olsun ve şimdi burada olduğu gibi riyah olsun, rüzgar olsun. Buna benzer bazı şeylere dikkatimizi çekmek için, onlardaki o büyüklük Cenab-ı Hakk'ın azametini ifade etmek için bazı şeylere yemin ediyor. Biz genel olarak vav, te, vallahi, billahi, tallahi ile yapmış olduğumuz yeminlerde karşıdakini güvendirmek için Cenab-ı Hak burada o şeyin yüceliğini ve üstünlüğünü, kıymetini bildirip dikkatimizi ona çekmek için o şeye yemin ediyor. Burada da zariyata yemin ediyor. Yani zariyat ne? Erriyah, tezuru turab ve gayrehu. Tozu toprağa saçıp savuran, savurdukça savuran, savurmasıyla beraber tozu toprağa birbirine katan o rüzgara yemin olsun ki erriyah. Bu masların vermen ifadesi maslardır. Ve yukarı tedrihi verme. Mesela işte tozu toprağa saçtı, savurdu. Tozu toprağa kattı manasında denilir. Mesela ne gibi? Tehubbu bihi. Hebbe yehubbu tehubbu bihi ifadesi de yine o tozu toprağa saçmak, savurmak. Bir şey tozu toprağa savurursa biz ona ne diyoruz? Artık fırtına diyoruz değil mi? Fırtına gibi o şey ne yaptı? Orada fırtına kopardı, tozu toprağa birbirine kattı, fırtına kopardı manasında tehubbu bihi ifadesini kullanıyoruz. Daha ne yemin olsun? Bu bir. Rüzgara yemin olsun. Daha vel hamilati vikra. Hamilat hamele kökünden geliyor taşımak manasına. Yükleri taşıyanlara, yükleri taşıyanlara yemin olsun. Yükleri taşıyan kim? Es-sahabu tahminul ma'e. Suyu taşıyan bulutlar. Suyu taşıyan bulutlara da yeminler olsun. Size soru sorsam. Bulutlar ağır mı, hafif mi? Ağır. O da ne kadar ağır biliyor musunuz? Belki aklınızda hep az olarak gelir. Bir bulut 300 bin ton su içerisinde barındırıyor. 300 bin tona kadar içerisinde o pamuk gibi gördüğümüz, normal çok hafif diye düşünmüş olduğunuz o bulutlar içerisinde 300 bin tona varıncaya kadar suları içinde büyük bir tanker gibi, 300 bin tonluk tanker gibi suları taşıyor. Ha demek ki o Cenab-ı Hak onun yapmış olduğu önemli şeyden dolayı ona yemin ediyor. Ne gibi? Aynen riyahta gibi. Mesela onu da söyleyeyim. Riyah, ruh, reyhan hep aynı kökten gelir. Koku, ruh ve rüzgar aynı kökten. Bu ifadenin birbirine kullanılmasındaki sebep bir güç, bir kuvveti, bir enerjiyi ifade ediyor. Bugün insanlık dünyasında enerji savaşları gösteriyor ki enerjinin insanlık dünyasındaki önemi büyüktür. Bir anlık ruhu kaldırın, kokuyu kaldırın insanı rahatlattığı için. Bir yandan da rüzgarı kaldırın, hayat biter. Neden? Mesela rüzgar ne yapıyor? Tozlaşmalara Cenab-ı Hakk'ın izniyle vesile olmuş oluyor. Rüzgar esmesiyle o tozu toprağa bir yandan götürüyor ama bir yandan da tohumları götürerekten tozlaşmaya, dönleşmesine bir neden olmuş oluyor. Ondan dolayı bu ehemmiyeti, önemi sebebiyledir ki Cenab-ı Hak dikkatimizi ona çekiyor. İşte bulutlar da ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın ikramıyla, lütfuyla ihtiyaç olan, muhtaç olan yerlere Cenab-ı Hak 300 bin tona varıncaya kadar suyu yüklüyor. İhtiyaç olan, muhtaç olan yerlere onları sevk etmiş oluyor. Fiklen, ağırlık bakımından o bulutlara yemin olsun. He, mef'ulun hamilat. O da aynen diğeri gibi hamilatının, hamilat ifadesinin mef'ulü olmuş oluyor gramer. Mef'ulleri genelde sonundaki tenvinden veya üstünlerden anlamış oluyoruz. Ama duruma göre ne oluyor? Mastar manası, mef'ulün leh manası, mef'ulün ma'ah manası gibi mef'ulün li'eclih gibi manaları da ifade etmiş oluyor mef'ul.
Daha neye yemin olsun? Cenab-ı Hak daha neye yemin ediyor? Vel cariya, akıp giden, yani o akıp gidenden kasır, essefele tecu ala veçil mâi, suyun yüzünde akıp gidenlere nasıl akıp gidiyor? Hiçbir engel var mı? Yok. Akıcı bir şekilde yusran, kolaylıkla, suhuletin, kolaylıkla sular üzerinde akıp giden gemilere de, ki bir küçük bir çakıl taşını suya atınız, hemen bakıyorsunuz ki batıyor. Ama bir gemiye bakıyorsun, tonlarca ağırlığındaki gemi denizde batmıyor. Yani burada Cenab-ı Hak hem kudretini, azametini gösteriyor, çakıl taşı batıyor ama içerisinde tonlarca çakıl taşı olan ve zaten kendisi ağır olmuş olan gemi bir bakıyorsun suyun içerisine batmamış oluyor. Mastar fi merdiye hal makamında olaraktan o da nedir? Mastardır. Yani kolaylıkla olduğu halde, kolayca olduğu halde akıp giden gemilere de yeminler olsun diye Cenab-ı Hak ona dikkatimizi çekiyor. Müyesser eden, kolayca, müyesser olmuş, emrine amade olmuş. Aynen at ve deve nasıl ki boynunu büküp insanın emrine musahhar oluyorsa, onun için ne diyoruz? Subhanellezi sahharana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn. Onu bize emrimize verdiği için Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyoruz. Aynı şekilde o gemileri de bize müyesser kılıp emrimiz altına veren Cenab-ı Hak böylece o kolay akıp giden gemilere de yemin ediyor. Daha neye yeminler olsun? El-mukassimat fel-mukassimati emra. Kasseme yukassimu mukassimu taksimen. Bölüp taksim eden, görevlendiren, tavzif eden, neleri işleri, işleri taksim edenlere de yemin olsun. Mesela dört büyük melek, dört büyük bakanlık gibi. Her bir meleğin altında hizmetçi. Ne gibi? Mikail aleyhisselam. Bütün tabiat olayları ilgileniyor ama ayrıyeten çiçeklerle, hayvanlarla, insanlarla, sularla, her biriyle ayrı ayrı ilgilenen, onun emri altında ilgilenen melekler var. El-melâketu tüksübel erzâr vel-emtâr ve haynâ beynel ibâret vel-bilâd. Kullar ile şehirler arasında, beldeler arasında gerek yağmurları, suları, gerek rızıkları taksim eden meleklere de yeminler olsun. Hatta Efendimiz buyuruyor ki, her bir yağmur damlasıyla bir melek yeryüzüne iner ve ikinci bir sıra bekler, kıyamete kadar ikinci bir sıra kendisine gelmez. Burada dikkat ederseniz o kadar rüzgarlara rağmen damlalar bir araya gelir, dolular bir araya gelir, kar topu olmuyor. Kardan adam olup da kafamıza o şekilde inmiyor. Oysa şiddetli rüzgar ile onların havada bir kere toplanması lazım. Yere düşünce bakıyor kar topu oluyor. Havada niye olmuyor? Demek ki her biriyle müekkel bir melek böylece ondan inmiş, onları da taksim etmiş oluyor. Yani damlasına varıncaya kadar, komşunun tarlasına ne kadar gelecek, benimkine ne kadar gelecek? Bir damlanın farkı bile hesap edilerekten, çünkü taksim edilmiş, bölünmüş bir şekilde o bölme işlerini yapan, o işleri yapan meleklere de Cenab-ı Hak böylece bu dört şeye kasem ve yemin ederekler bunlara dikkatimizi çekmiş oluyor. Buradan bunu dört tane şeyi zikrettikten sonra Allah asıl mesaja geliyor. Asıl anlatılmak istenilen mesaja geliyor. İnnemâ tuadûne. Buradaki ma, innemâ'daki ma, mastariyyetün. Mastardır. Mastar neydi? Kök manası. Bizdeki Türkçedeki sonu mek, mak olarak biten şeyler, mastar manasını gelmek, gitmek, olmak vesaire gibi. Yani inne va'dahum bil ba'ti ve gayrihi. Allah'ın gerek öldükten sonra diriltmesini vaat etmiş olduğu, yani o vaat edilen şey ne? İşte ahiret var, hesap var, sorgu var, sual var, cennet var, cehennem var. İşte bu var ya, ne olacak? Lesadir. Arapçada lam tahkik edatıdır. Muhakkak ve elbette ki kesin olaraktır. Livade sadikin, doğru bir sözdür. Tahakkuk edecek, gerçekleşecek olan bir sözdür. Bir de madem Allah sözü vermiş, elbette ki Allah o sözünü, vaadini gerçekleştirecek, yerine getirecektir. O inne dine maliki yevmiddin. Allah neydi? Din gününün sahibi. Dinden kasıt o inne dine el ceza ba'del hesap. Hesaptan sonraki karşılık, ödül veya ceza. Ha, o da ne olacaktır? La vakiye, la muhalefe. Hiç kurtuluşu yok. Hiç muhal imkansızlığı yok, kurtuluşu yok. Muhakkak ki o da vaki olacak ve gerçekleşmiş
olacak, meydana gelmiş olacaktır. Buradan 7. ayette ayrı bir konuya geçmiş oldu. Ve semâ-i zâtin hubük. He, göğe. Ne, hangi göğe? Hubük sahibi olan göğe. Burada hubükten kasıt yörüngeler. Yörünge. Yani her bir yıldızın kendi içerisinde dönmüş olduğu bir yörüngesi var. Yörüngeler sahibi olan göğe kasem olsun. Cem-u habike, hubük. Habike'nin cem'i ne gibi? Tarik gibi ve toruk gibi, tekil ve çoğul olarak. Yani sahibet-i toruk fil hırkati, yaratılışta yol sahibi olan, yani kendi yörüngesinde dönmekte olan o yıldıza kasem olsun. Ne gibi? Tarik-i fil remli. Aynen devenin çölde gidişi gibi, çölde giden, çöldeki bir yol gibi, çöldeki yolda deve nasıl ki o yoldan gidiyor ise, gökteki yolda da yıldız kendi yolunda, kendi yörüngesinde gitmiş oluyor. Cenab-ı Hak ona da kasem ediyor. İnnekum, muhakkak ki siz fî şe'nin nebiyyi vel Kur'ani, bu müşriklere bir derece hitap etmiş oluyor. Siz peygamber ve Kur'an-ı Kerim hususunda, peygamber konusunda, onun peygamber olup olmama konusunda ve Kur'an-ı Kerim konusunda hangi durumdasınız? Lefî kavlin muhtelif. İhtilaflı sözler içerisindesiniz. Yani istikrarlı doğru bir sözde değil, farklı farklı bir söz içerisindesiniz. Onun hakkında şüphe ediyorsunuz. Ne gibi? Yine mesela o farklı sözler ne? Efendimiz'e dedikleri gibi. Şair. O şairdir. Birbirleriyle tutarsız sözler. Sahir, kahin, şiir, sihir, kehanet. Şair ne yapıyor? Haşa, şiiri var. Sahir, sihir yapıyor. Kahin, kehaneti var. Gelecekten haber veriyor diye kahinler gibi. Onunla kıstas yaparaktan bu konuda tutarsızsınız. Sözlerinizde tutarsızsınız. Bir şey, durumu yok. Yufeku, yusrafu çevrilir, döndürülür. Anhu ondan, ani nebi sallallahu aleyhi ve sellem vel Kur'an, ani iman idihi. Ona olan imandan, peygambere olan imandan ki men o kimse ki ufike. Surife anil hidayeti fi ilmillahi teala. Allah'ın ilminde hidayetten döndürülmüş olan kimse döndürülür. Döndürülen kimse döndürülür. Yani iman etmemiş, Cenab-ı Hakk'ın ilminde de var. O kafir olarak ölecek, iman etmemiş olarak ölecek. İşte onlar, bu durumda olan kişiler, döndürülen bu kişiler, o Muhammed ve Kur'an konusunda da bir şüphe ve tereddüt içerisinde. Döndürülen döndürülür. İman etmeyen iman etmemiş olur manasında. Kutiler harrasun, luginel kezzabun, yalancılara lanet olsun. Eshabul kavlil muhtelifi, o peygamber konusunda tutarsız bir şekilde birbirlerine farklı farklı o peygambere ithamda bulunan insanlara da, onlara da lanet olsun, kahrolsun o yalancılar. Ellezînehüm, niye, neden? Çünkü onlar fî hamretin cehlin yuhammiruhum. Çünkü onlar tam bir cehalet içerisindedir. Yani kendilerini kaplayan, sahun dediği ve gaflet içerisinde olan, kendilerini kaplamış, tamamen bir cehalet içerisindedirler. Kendilerini kaplayır, gafil olaraktan tam bir cehalet içerisinde bulunan o yalancılara lanet olsun, kahrolsun o yalancılar. Gafilûne alil emri ahireti. Niye? Çünkü ahireti düşünmüyor. Ahiret işi konusunda gaflet içerisindedirler. Yes'edûne ennebî istifhamr istihza. Alaycı bir surette, ey Muhammed, o müşrikler var ya, sana ne yaparlar? Soru sorarlar. Ne konusunda? Eyyâne yevmüddîn. Eyyâne metâ meci'ehû. O kıyamet, ey Muhammed, hani sen kıyamet diyordun ya, söyle bakalım, o senin bahsettiğin o kıyamet ne zaman gelecek ya Muhammed? O gelecek olan kıyamet ne zamandır? Ve cevabuhum yecibu. Onun cevabı ise geliyor. Yani buradaki ifadesi alaycı bir tavırla, yoksa öğrenmek maksadıyla yes'elune değil, alaycı bir tavırla, istihzaen, alay ederekler, en yani yevmiddin, o hesap ve ceza günü ne zaman? Hatta parantez içi şu var, hadi gelsin bakalım, o ceza günün gelsin bakalım. Hadi o cehennemin gelsin bakalım gibi bir itham olayı da var.
يَوْمَهُمْ O gün onlar alennâri, onlar ateşe, ne olacaklar? يُفْتَنُونَ يُعَزَّبُونَ فِيهَا Orada azap edecekler, ateşe onlar sürülecekler, ateşte her türlü kendilerine işkence yapılacak. يُفْتَنُونَ de, o da fetene kökünden, fitne de aynı zamanda aynı kökten gelmiş oluyor. وَيُقَالُ لَهُمْ Heyne tazibi, o azap konusunda o kafirlere, bu sefer dünyada onlar Muhammed'le aleyhissalatü vesselam alay ettikleri için onlara da denilir. Ne denilir? Zûkû fitnetekum, tazibekum, tadın bakalım azabınızı. Hadi cehennemdeki bu azabınızı, görmüş olduğunuz bu işkencenizi, hadi tadın bakalım nasılmış. Haza et-tazib, işte bu azap var ya size yapılan azap, ellezî böyle bir azap, gündüm bilsiz, testavcilûne fid-dünyâ istihzâin, alay olsun diye dünyada çabuk getirilmesini istiyordunuz. Acele gelsin demiş olduğunuz işte azaptır bu azap. İnnel müttakîne, bu kafirleri bu şekilde sıraladıktan sonra konu değişiyor. İnnel müttakîne, muhakkak ki takva sahipleri, Allah'tan korkanlar, fî cennâtin besâtînin, bostanlardadırlar, cennettedirler. Ve oyun ve çeşme, pınar içerisindedirler. Ki teşri fiha, orada akan pınarlar içerisindedirler. Onlar ahizine har min damiri fi haberi inne. İnnenin haberindeki zamir, zamirdendir, harp olmak üzere. Ne olarak? Ahizun ve mahzufun ve takdiri şu. Kainun fi cennatin ve oyunun hale kevniyim. Onlar cennette ve çeşmelerin başında oldukları bir vaziyet içerisinde alıcı oldukları, ahizin ahese kökünden almak, alıcı oldukları halde neyi ma atahum rabbuhum, Rablerinin kendilerine vermiş olduklarını alıcı oldukları halde ney ma atahum, o şey ki Allah onlara vermiş, Allah'ın kendilerine vermiş olduklarını alıcı olmuş oldukları halde atahum rabbuhum minet tevabi, o da ne, yapmış oldukları sevaplarına karşılık olarak innem, onlar çünkü nereden aldılar sevaplarını? Çünkü innem onlar kâmi kabre zâlike duhûlihimil cennet. Onlar daha dünyada olup da cennete girmeden önce ne yapıyorlardı? Muhsinîne fid dünya. Dünyada iyilikte bulunuyorlardı. İhsan sahipleri idi. Ondan dolayı Allah ne yaptı? Onların bu önceki durumlarına karşılık olarak kendilerine bu cenneti ve çeşme ve pınarları, içinden akan pınarları vermiş oldu. Daha onlar ne yapıyorlardı? Kânû idiler, o müttakiler. Kalîlen minelleyli. He, gecenin az bir kısmında, geceden az bir kısmı, gecenin az bir kısmı, gecenin bir kısmı içerisinde mâ yehcehûne uyurlardı, yenâmûne. Gecenin az bir kısmını uyurlar, yani diğerini ibadette geçirirler gibi. Buradaki mâ zâide, yani mâ olmadan da anlam tamamlanmış oluyor. وَيَحْجَعُونَ Bu nedir? Haber-ü kâne. Kânenin haberidir. Ve kalînen nedir? Zarfun. O da zarftır. اَيَّنْ يَنَامُونَ ف۪ي زَمَنٍ يَسْكِرِ مِنَ الْلَيْلِ Gecenin az bir kısmında uyuyorlardı. Yani diğer adıyla nedir? يُنْسَلُّونَ اَكْتَرَهُ Onun çoğunu, gecenin çoğunu ise namaz ile geçiriyorlar idi. Daha وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Seher vakitlerinde ise Allah'a istiğfar ve tevbede bulunuyorlar idi. Seher vaktinde de tevbe ve istiğfarda bulunuyorlar. Yakûlûne şöyle diyorlardı. Allahümme gfir lenâ. Allah'ım bizi bağışla. Daha ne yapıyorlardı? Ve fî envâlihim. Yine muhakkak ki onların mallarında hakkın bir hak bir pay vardır. Kime? Lissâili vel mahrum. Sâil ise ele kökünden istemek manasına sâil ismi fâil olarak isteyen, diğer adıyla dilencilere, yani ihtiyaç sahibi olan, dilenen, arzu isteyen, talep eden kimselere ve ver mahrum ellezî lâ yes'elû lita'affufihî. Diğeri ise, ikinci kısım ise iffetinden ve namusundan dolayı isteyemiyor. Yani bilinen dilenci, bilinmeyen dilenci. Ki asıl olan o mahrum önemli, iffet ve namusundan dolayı ihtiyacını söylemeyen ve ihtiyacını söyleyen kimselerin onların malları üzerinde ne vardır? Bir hak ve bir pay vardır. وَفِي الْاَرْضِ Buradan ayrı bir konuya Cenab-ı Hak geçiyor. وَفِي الْاَرْضِ Yerde de vardır. Yine cibali, dağlardan. Ben bihar, denizler, ben eşcar, ağaçlar, ben temar, meyveler, ben nebat, bitkiler ve gayniha.
He, yerlerde bütün bunlar için vardı. Aslında bunun aslı şudur. Ayatun fil ardi. Yeryüzünde de Allah'ın varlığını bildiren birçok ayetler. Yani delalatil ala kudretillahi ve vahdaniyeti. Allah'ın güç ve kudretine, bir ve tekliğine ait birçok deliller vardır. Kimin için? Lil mukinin. Yakin getiren, kesin inanan, inancı kesin olan insanlar, kesin olarak iman etmiş olan insanlar için yerde de Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren birçok ayet ve alametler vardır. Daha nerede ayet, alamet var? وَفِي أَنْفُسِكُمْ Sizin nefislerinizde de ayatun eyden, eyden aynı şekilde demek. Sizin nefislerinizde de aynı şekilde مِنْ مَبْدَيْهِ حَلْقُكُمْ اِلَى مُنْتَهَا Ölümünüzden sonuna kadar. Şey, yaratılışınızın başlangıcından ölümünüze kadar. Varlığınızın, varoluşunuzun başlangıcından nihayetine kadar aynı şekilde kendi şahsınızda da, nefsinizde de, varlığınızda da Allah'ın varlığını bildiren birçok alametler vardır. Mesela ne gibi? وَمَا فِي تَرْكِبِ خَلْقُكُمْ مِنَ الْعَجَائِبِ Hakikaten hele hele ben seyrettiğim, birkaç kere seyrettim. İnsanın ana karnındaki oluşumu hakikaten harika. Yani o terkip, o organların, azaların, duyguların vesaire hepsinin terkip edilerekten acayip bir şekilde bir araya getirilmesinde doğumundan ölümüne, başlangıcından nihayetine kadar birçok ayetler vardır. اَفَلَا تُبْصِرُونَ ذَٰلِكَ Ey insanlar, akıl sahipleri, ey iman etmiş olan insanlar, siz bunu görmeyecek misiniz? Yani basiret sahibi olup, buradaki tübsirûne de şu var, sadece kafa gözü değil. Yani kalp gözüyle görmeyecek misiniz? Buradaki ibreti anlamayacak mısınız? Diye Cenab-ı Hak o uyarıda bulunuyor. Yani فَتَدَلُّ بِعَلَى سَانِي وَقُدْرَتِهِ Bununla Allah'ın yaratıcılığına ve kudretine delil getirmeyecek misiniz? Bakmayacak mısınız, görmeyecek misiniz? Daha ne var? وَفِ السَّمَاءِ Gökte رِزْقُكُمْ Sizin rızkınız var. Ne gibi? اَيْ مَتَرِ الْمُسَبَّبِ اَنْهُ اَنَّبَاتِ الْلَّزِ هُوَ رِزْقٌ Yağmur sebebiyle yeryüzünden bitmiş olan, hani yeryüzünde rızkınız demiyor, gökyüzünde diyor. Yani gökyüzündeki sebep, çünkü yeryüzündeki bitkilerin oluşumu için gökyüzünden suyun inmesi lazım. Aslında bu ayetin izahı doğru ama ben burada bir parantez açayım. Belki söylenilmemiş, konuşulmamış bir konuyu da söyleyeyim, o da şu. Gökyüzünde de sizin rızkınız vardır. Başka nasıl anlayabiliriz? Şöyle. Hakikaten o manada, mesela bugün iletişim dünyasında hakim olanların en büyük şeyi gökyüzündeki uyduları. Yani gökyüzüne hakim olan insan yeryüzünü kontrol edebilir. Bugün uydular kanalıyla ister askeri alanda, ister iletişim alanda, ister devletin yönetimi açısından bütün bilgilerin kontrol edildiği yer gökyüzüdür. Özellikle başta mesela uydu gibi. Yani ondan dolayı, evet. Radar. Mesela 5000 kilometrelik yerden uçağı mesela kaldırır ve görebilir. Evet. Yani gökyüzüne Cenab-ı Hak dikkat çekerekten yeryüzünün kontrolünün aslında yeryüzündeki hayatın devamının gökyüzünde olduğunu da Cenab-ı Hak ifade ediyor. O halde yeryüzüne yayın rızkınızı arayın hakikat olduğu gibi gökyüzüne de çıkın rızkınızı orada da arayın bir hakikat olmuş oluyor. Bizim için bir uyarı olmuş oluyor. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Yer ve göğün Rabbine kasem olsun ki innehu ey o yani ma tu edune muhakkak size vaat edilmiş olan şey ve hakkun muhakkak haktır ve hakikat ve tahakkuk edecek gelmiş olacaktır o size vaat edilmiş olan şey. Ne gibi? Minel me'ab varış, merci, masir, me'ab hep aynı kök. Ve sevap ve ikab, sevap ve ceza. Ey yani mektubun zalike fis sevap. Bunların hepsi nedir? Gökte yazılmıştır. Gökte derken yani levh-i mahfuzda. Onun kaynağı, çıkış noktası olan bütün bunların hepsi size vaat edilen şeyler. Hepsi nedir? Gökyüzünde bunlar yazılmıştır. مِثْلَمَا اَنَّكُمْ تَنْتِكُمْ بِفَتِ اللّٰهِ مُرَكَّبَتُ مَعَمَا اَلْمَانَ مِثْلِ نُطْقِكُمْ فِي حَقِيقَتِهِ Yani konuşmanızdaki durum gibi, hakikati söylemenizdeki durum gibi. Yani مَعْرُمْ مِتُنْ اِنَّكُمْ دَرُورَةً سُدُورَهُ اَنْكُمْ Size
Demek ki vaat edilen size malum olması ve sizden meydana gelmesi hak olduğu ve kesin olduğu içindir ki sizin rızkınız da aynı şekilde gökte mevcuttur. O da elbette ki size vaat edilen şeyde hak olarak da tahakkuk edecektir, gerçekleşecektir. Hel etake, buradaki ifade, hitabu linnebiyye, Efendimiz'e hitap, sana geldi mi? Ne? Hadis-u dayfi İbrahim el-Mükremin ki vehüm melâike. O güzel olan, kendilerine ikram edilmiş olan meleklerin bir sıfatı da o, mükremin. O kendilerine ikram edilmiş olan İbrahim'in misafirlerinin sözü, haberi, durumu, ey Habibim sana geldi mi? Yani sen İbrahim'in misafirleri konusunda haberdar mısın? O konuyu biliyor musun? Onlar kim? Gelen misafirler ve el-melâike. Onlar melekler. Minhum Cibril ki onlardan birisi de Cibril. İz vaktaki zarfuni hadis-i daifi onun zarfıdır. Daif, hadis, misafirin sözünün bu iz zarfı olmuş oluyor. Vaktaki dehalu aleyhi, İbrahim'in huzuruna girdiler. Fekalu dediler ki selamen, İbrahim'e selam dediler, sana selam olsun dediler. Yani hazel lafzı bu söz, selam sözü. Aynen selam ifadesini kullandılar. Kale selam, o da selam dedi. Yani hazel lafz. O selama karşı İbrahim Aleyhisselam da onlara bizim selamun aleyküm aleyküm selam dememiz gibi selam dedi. Kavmun hünkerun. Kime dedi bunun sözü? Bir kavme. Hangi, nasıl kavme? La narifu. Onları tanımıyorum. Tanımadığım bir kavim. İlk defa görmüş. Kendi halkından değil, milletinden değil, kariye ve köyünden değil. Tanımamış olduğu kavme selam dedi o da. Onlar kendisine selam deyince. Kâle zâlike fî nefsî. Bunun içinden dedi. Ya ben tanımıyorum, bunlar da kim? Selam dedi. O tanımadığı kavme selam dedi. Ve ve haber-i mübdeden mukadderin. Şu haula, şunlar var ya, şunlar tanımamış olduğum bir kavim. Haula, şunlar. Felâhe mâle ilâ ehlihi sırren. Gizlice ailesine yöneldi. İbrahim Aleyhisselam gizlice ailesine gitti, yöneldi. Fecâe bi'icrin semîn. O misafirlere, onu da söyleyeyim, hani Halil İbrahim sofrası denilir ya, hakikaten cömertlik deyince İbrahim Aleyhisselam akla gelir. Hiç esirgemeyen cömertlik konusunda misafirinden isterse bir kişi olsun. Misafirinden hayvan keser, pişirir, bir hayvanı bile bir kişi için keser, o derece cömert olan bir insan. Hocam bir de misafiriz asla sofraya oturmazmış. Oturmazmış. Mesela hatta o derece ki kıtlık anında putperestlerden birkaç kişi geliyor. Ateşe tapanların liderleri. Onlar İbrahim Aleyhisselam'da eksilme olmuyor. Onlar diyorlar ki ya İbrahim bize bir şeyler verir misin burada? İbrahim Aleyhisselam onlara diyor ki bir kere alnınızı sen, ben size vereceğim diyor. İstediğiniz buğdayı vereceğim ama diyor eğer bir kere alnınızı secdeye koyarsanız diyor istediğiniz kadar vereceğim diyor. Onlar düşünüyor ya ne var yani alnımızı bir kere secdeye koymakla ne olacak yani? Bunların hepsi secdeye kapanıyorlar. Onlar kapanınca İbrahim Aleyhisselam elini açıyor. Ya Rabbi yatırmak benden, hidayet senden. Ve bunlar kafalarını kaldırırken iman etmiş olaraktan kafalarını kaldırıyorlar. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili buna benzer çok kıssalar var. Hatta bir kısmını seslendirdim, yazdım vesaire. Yani cömertliği konusunda öne çıkmış olan bir peygamberdir. Hocam burada oturup yani iman etmiş mi oluyoruz bunu yani? He, iman ediyor işte. Maşallah. İman ediyor, o zaman istediğin kadar al diyor. İstediğin kadar al diyor. He, kısaltılmış bir onlara buzağı getirdi. İbrahim, burada şunu da söyleyeyim çocuklar. Câ'e fiili lazimî bir fiildir. Lazım fiil demek, iş kendisinde kalan. Fiiller ikiye ayrılır. Lazım ve müteaddi. Lazım fiil kendisinde kalan, müteaddi geçişli fiil. Câ'e, sâre gibi fiiller, bunlar lazimî fiildir. İşler kendisinde kalır. Câ'e geldi. Kim geldi? Ahmet geldi. Mehmet'e geçiyor, geçişi var mı? Yok. Kendisi Ahmet geldi. Yani Mehmet'e geçişi yok. Lazım fiil. Ama bir lazım fiilin müteaddi olabilmesi için, geçişli olabilmesi için ba harfinin gelmesi lazım. O halde anlamı iki şekilde vereyim ben size.
Fecaen İbrahim geldi, bir ecrem semin, kızartılmış bir buzağı ile geldi. Bu da olur ama cümle eksik. Aslında asıl anlam şu. Fecaen bi ile olunca İbrahim Aleyhisselam getirdi. Bak geldi demiyoruz. Getirdi. Bu getirdiği yapan ne? B harfi müteaddi. Neyi getirdi? Bir ecrem semin, kızartılmış bir buzağı getirdi o misafirlere. Ve fi sureti bir işini halis. Ha. Suresinde, Hud suresinde de bu anlatılır. Orada da semil değil de haniz ifadesi. Haniz ifadesi geçer. Yani kızartılmış, diğer bir ifadeyle kebap yapılmış. Kebap haline getirilmiş bir buzağı İbrahim Aleyhisselam onlara getirdi. Yani meşve, yani kebap haline getirilmiş. Hem kızartılmış hem de kebap yapılmış halde onlara getirdi. فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ O kebabı, kızartılmış buzağı onlara yaklaştırdı. قَالَ Ve onlara dedi ki, اَلَّا تَأْكُلُوا Yemez misiniz? Arada aleyhim el-ekle yemeği onlara sundu. فَلَمْ يَجِبُوا Niye yemez misiniz dedi? Çünkü yemeği onlara sununca onlar yemeğe icabet etmediler. Yemediler. Çekindiler, yemediler. Yemeyince dikkatini çeken İbrahim, اَلَا تَأْكُنُمْ Yemez misiniz? Buyurun, niye yemiyorsunuz kabilinden? Deyince, فَاَوْجَسَ اَزْمَرَ ف۪ي نَفْس۪ي Bu sefer kendi içinde gizledi. Bu hali kendi içerisinde gizledi. İçerisinde bu durumu sakladı. Ne olarak? مِنْ مُخ۪يفَةً Bir, hem yabancı, hem yemek getirdi, yemediler. İçinde bu sefer kendi kendine bir korku oluştu. Neymişse abi? Neymişse. Adamlar yabancı, normal bir misafir, yoldan gelmiş, tanımadığı, normal açtırlar, mutlaka açtır yemeleri lazım. Evet. Bir de onlara yemek verdi, yemek de yemediler. Anladım. Yemez misiniz dediler, yemediler. Bu sefer kendi içinde bir korku oluştu. Anladım. İbrahim Aleyhisselam. Bunun üzerine kalu, onlar anladı tabii. Dediler ki, la tehaf, korkma. İnna rusulu rabbik, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Rabbimizin size sana gönderdiği elçileriz. Ve ne yaptılar? Sadece onunla yetinmediler. O beşşerruhu İbrahim Aleyhisselam'ı müjdelediler. Ne ile? Bir gulamin alim. Bilge bir çocuk ile. Bilgin bir çocuk ile. Zilgin min kesirin. Birçok ilim sahibi çocuk ile. Ki o kim? Baba İshak kemazuk refihul Hud suresinde zikredildiği üzere. Kurbanlarda da bazen çok anlatırım, söylerim de hep garibime gider, çok garibime gider. İbrahim Aleyhisselam gerçekten söyleyecek farklı farklı yaşları var. 99 gibi vesaire, 100 gibi. Ondan sonra 120 gibi çeşitli şekilde İbrahim Aleyhisselam'ın yaşları söyleniyor. Biz genel olarak 90-100 diyelim. Çünkü Sare de o yaşta, hanım Sare de o yaşta. İbrahim Aleyhisselam'ın 90 küsur yaşına kadar bir türlü çocuğu olmaz. Bunun üzerine hanım Sare kendisine müsaade eder, hizmetçisi olan Hacer'le evlenmesine. İbrahim Aleyhisselam 90 küsur yaşına kadar, 100 yaşına kadar Sare'den hiç çocuğu olmaz iken Hacer'le evlenir, Hacer'den bir çocuğu olur. Kim olur? İsmail Aleyhisselam olur. Ama garip durumun kafama hep takılan o, gerçi burada da onu ifade ediyor, tamam da Sare'den olmadı 90 küsur yıl. Ondan demek ki problem diyelim ki İbrahim Aleyhisselam'da değil, Hacer'den oldu. Ondan sonra İshak dünyaya geliyor. Bir de ince nokta şu çocuklar, ince nokta şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hacer'den, İsmail'den geliyor. O kanaldan geliyor. O nesilden geliyor. Ha, o nesilden geliyor. İshak'tan ise Yahudi toplumu dünyaya geliyor. Yahudi toplumu dünyaya geliyor. İkincisi, İslam alimleri siyer kitaplarında Taberi gibi, İbni Esir gibi, tarihi İslam kitaplarında, tarih kitaplarında Efendimizin 20. dedesi Adnan ve bir kısmı Hazreti Adem'e kadar Efendimizin soyunu takip ediyor. Soyunda zina olayı yok. Adem'e kadar Efendimizin soyunda İsmail, Hacer, 20. dedesi Adnan ve oradan da Adem'e kadar soyunda zina olayı yok. İlk çocuğu böylece Hacer'den olurken, ikinci çocuğu olmamış iken o zamana kadar Sare'den oluyor. Böylece o misafirler
İbrahim Aleyhisselam'a ilim sahibi İshak öyle İshak peygamber, ilim sahibi olan İshak'ı, çok ilim sahibi olan İshak'ı müjdelediler. Ve ve İshak temazuk herifi hutsuda. فَاَقْبَلَتِ اِمْرَاَيْتُ سَارَ Hanımın Sare koşaraktan onları çığlık içerisinde Sare onlara yöneldi. فِي سَارَتِنْ سَيْحَةٍ bağırarak. Çığlık içerisinde Sare onlara yöneldi, onlara doğru koştu, bağırarak. Harun bu çığlık attığı halde, çığlık atar olduğu halde, ecae sayhatan bağırarak, fesekket ve ceha ve onlara karşı latametho, bu sefer onunla da kalmadı, hani kadınlar onu çok yapar ya, ah benim başıma gelen, ah benim yüzüme başıma gelenler, elini yüzünü başına vur. Yani elini yüzüne başına vurur. Ah benim başıma gelenler, ah benim başıma, vay başıma diye latametho kendisini tokatlamaya başladı. Yüzünü Sare tokatlamaya başladı. Tokatlayarak, bağırarak onlara doğru yönelen Sare dedi ki vakale, ya Allah Allah, ben 90 küsur yaşına gelmiş bir kadınım. Acuzun akimun. Ve acuz, acese kökünden aciz, yaşlı, acuz mübalağalı ismi fail. Abartılı derecede yaş. Hakikaten öyle 90 küsur yaşında. 90 küsur yaşında bu kadar yaşlı bir kadınım. Aynı zamanda ben kısırım, akim. Ben kısırım. Yani lentel katta. Şimdiye kadar asla doğum yapmadım. Şimdiye kadar asla doğurmadım. Nasıl benim çocuğum olur yaşlı? Ki ve amruha ve onun ömrü tisman ve tisman esene. 99 yaşında. Ve ömrü İbrahim, İbrahim ise mi esene. O da 100 yaşında. El umruhu mi'e ve işrune sene. Veya bir rivayete göre dediğim gibi 120 yaşında. Ve umruha onun yaşı ise tisnune seneden bir rivayete göre 90 yaşında şeklinde ifade. Yani demek ki 90-120 arasında ikisi, 90-100 arasında Sare, demek ki 90-100-120 yaşları arasında da İbrahim Aleyhisselam olmuş oluyor. Karu, o misafirler dediler. Kezalik. Durum da öyle. Bu iş böyle. Yani misli kavlina fil beşare. Bir durum bizim sözümüz müjdelediğimiz gibi. Müjdemiz söylediğimiz gibi. Ne söylemişsek müjdemiz odur. Kale dedi ki, Rabbuki senin Rabbin inna huvel hakim fi sunihi yaratışında hikmet sahibidir. El alimu fi halkihi yaratmasında da ilim sahibidir. Sanatında, yapmasında ve yaratmasında hikmet ve ilim sahibidir senin Rabbin. Yani zor bir şey değil ki. Değil mi? Yani İsa Aleyhisselam'ı anasız babasız ne diyordu? İnne mesela İsa, inne Allah'ı mesela Adem. Hazreti İsa'nın yaratılışının misali, Adem'in yaratılışının misali gibidir. Onu da demek ki Cenab-ı Hak nasıl diyor onu hem babasız hem anasız. Anasız yaratmış ise, yani babasız yaratmış, anası da evlenmemiş yani, bir baba ortada yok. Onu nasıl babasız yaratmış ise, Hazreti Adem'i de aynı şekilde anasız ve babasız yaratır, bu onun kudretindedir. Sare'ye de aynı şekilde yaşlı da olsa, kısır da olsa, Cenab-ı Hak alim ve hakimdir, elbette ki onu yaratır. Kale dedi Sare, مَا حَتْبُكُمْ شَأْلُكُمْ Sizin işiniz nedir? Yani siz ne iş yaparsınız? Sizin durumunuz, haliniz nedir? Ona göreviniz nedir? Eyyühel mursalun, ey gönderilmiş olanlar, elçiler, sizin işiniz, göreviniz, şehriniz, vaziyetiniz nedir? Kâlu onlar dediler ki, inna ursinna ila kavmin mücrimin. Aslında, yani anlaşılsın diye söylüyorum, aklınızda kalsın. Aslında biz işimiz başka yerdeydi, geçerken buraya bir uğrayalım dedik. Nasıl mı? Kâlu dediler, inna ursinna ila kavmin mücrimin. Aslında biz günahkar bir topluma gönderilmiş idik. Günah işleyen bir topluma. Kafirine ey kavmi Lut. Aslında biz oradan geliyoruz. Lut'un kavminden geliyoruz. Onların helakinden geliyoruz. Onları helak ettik. Oradan buraya geliyoruz. Size de bunu müjdeledik diyerekten geldikleri, yaptıkları işi Lut'un kavmini helak ettiklerini, o kafirleri helak ettiklerini ifade etmiş oluyorlar. Ne yapmış onlara? لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مَطْبُوخٍ بِالنَّارِ Ateşte pişmiş olan, pişirilmiş şey aklınıza gelsin. Ne?
Fil suresi aklınıza gelsin. Pişmiş olan taşları onların üzerine göndermek üzere, atmak, fırlatmak üzere Lut'un kavminden geliyoruz. Onları o şekilde helak ettik, o kafir ve mücrim kavmi. O atmış ve pişmiş olduğu aynen ne gibi? Şeyde de, Fil suresinde de anlatıldığı için orada da genişçe biz onu daha önce işlemiştik. Müsevvemeten, muallemeten her bir atılan taş damgalı, imzalı, mühürlü adrese kesti. Nokta vuruşlu. Muallemetün, alem, belirtisi var, işaretli. Aleyha ismun menbir mabiha. Kime atılacaksa atılan kişinin üstünde adrese kesti. İsmi yazılmış olaraktan belirli damgalı pullu vaziyette. Nerede o pullu damgalı inda rabbike? He, Rabbinin nezdinde. Bir müsrifin bir ityanihil ezzükür muaküfliyim. Küfürleriyle beraber nitekim o haddi aşmış olan kavme senin Rabbinin nezdinde damgalanmış, mühürlenmiş, kullanmış olan pişmiş taşları onların üzerine atmak üzere Lut'un kavminden geliyoruz. Onlara gönderilmiş biz elçileriz dediler. Evet. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا فَأَخْرَجْنَا biz çıkarttık. Men o kimseye ki kâne fiyha. Ey kura kavmu Lut. He, Lut'un kavminde, Lut'un kavmindeki bulunan, o köyde, o karyede bulunanları çıkarttık. Kim, kim o bulunanlardan kimleri? Mine müminine. Mümin olanları çıkarttık. Aynen Lut'un kavmi gibi yani. لِهِلَاكِ kafirine. Kafirleri helak etmek amacıyla, helak etmek için müminlerden iman etmiş olanları bir kere oradan çıkarttı. Koruma altına aldı. Ancak فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا o beldede bulmadık. بَيْتِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Müslümanlardan bir evin dışında bir şey bulmadık. Yani bir evdekileri çıkarttık, diğerlerini helak ettik. Bir evin dışında hiçbir şey bulmadık. فَهُمَ الْلُطْ وَاِبْنَ تَعَوْا O da kim? Lut ve onun iki kızı. Lut ve onun iki kızı dışında bir ev bulmaksızın, bir kimse bulmaksızın onları sabah neydi? Daha önce geçti ya anlattıydı. Onları çıkarttık. Diğer kavmi helal ettiğince. Ve vusufu bil imani vel islami. Onlar neyle? İman ve İslam ile vasıflandırılmış idiler. Hocam o zaman da ibret olsun diye bir kalıntı olan bir Lut kavmi efendim. Aslında biz onu derslerde de video olarak gösteriyoruz. Onun mesela birçok kavimlerde Sodom Gomorre diye gerek o, gerek işte İngiltere'de British Museum kütüphanesinde, Jamaica'nın içerisinde Firavun'un bulunan, secdeye kapanmış olaraktan bulunan ki orada belgeli, aynen belgeli, o Mısır'da Kızıldeniz'den fırlatıldıktan sonra o da orada. Ondan sonra yine birkaç çölde o direkler sahibi, eski kavimlerden direkler sahibinin o direkleri de şu anda bulunmuş durumda. Eski zaten bir, ikincisi Kur'an'da birçok ayette geziniz, geçmiş kavimlerin başına neler geldiklerine bir bakınız diye sürekli bizi uyarıyor. Geçmiş kavimlerden kalıntılar var. Videosu var mı? Var. Videosu da var, çok genişçe anlatımı da var. Biz de onu öğrencilere de aynı şekilde gösteriyoruz. Lut kavminin o Sodom Gomorre böyle taşlaşmış bir vaziyetteki hallerini gösteren hakikaten dehşetli, korkunç bir vaziyette, o vaziyette, o halde var Cenab-ı Hak ibret olsun diye bırakıyor onu. Bu sıfı bir iman ve İslami, onlar ne oldu? Bak iman, yani müminin, müslimin, iman ve İslam sıfatlarıyla vasıflandırıldı. Yani hüm onlar, musaddikune bi kulubihim, hem kalpleriyle tasdik ediyor, burada önemli olanı iman ve İslam, birbirinden ayrılmaz iki hakikat. Daha ne yapıyorlar? Amirune bi cevarih daha duygularıyla da ne yapıyorlar? Onu uyarak, itaat ederekten yerine getiriyor. Yani kalp ile iman ederken organlarıyla da amel etmiş oluyorlar. Ve terek nafiha biz orada bıraktık. Bazı ihlas-ı kafiriyle, bak burada da söylüyor zaten, kafirleri helak ettikten sonra biz orada bıraktık. Ve ayeten, alameten ala ihlakiyim. Onları helak ettiğimize dair bir belirti, bir iz ve bir işaret bıraktık. Lillezine kim yekâfûnel azâbel elim. Rabbinin elem verici azabından korkanlar için, korkacak olanlar için orada ne yaptık?
bazı ayet ve alametler, işaretler, belirtiler bıraktı. Felayif alûne mislefiyeleyim. Ta ki sonraki gelen kavimler onların yaptıklarını yapmasınlar diye bir uyarı o mahiyetinde olmak suretiyle orada bazı işaretler ve alametler bırakmış oldu. Burada bitirelim, kısa bir ara verelim, ondan sonra devam edelim.